İyi koştum anne. 50 kilometre koştu paşa. Nefesim vallahi kesili gibi oldu. Niye yüzün öyle? Ne oldu? Yeter bırak koşmayı falan. Ne? Damat geliyor. Kız aradı az önce, damat geliyor. Paşa! Damat mı geliyor? Evet, Çiçek aradı. Dedi ki baba dedi artık doğru adam buldum dedi. Siz de tanıştırmaya getireceğim dedi, damat geliyor. Paşa! Damat geliyor, damat geliyor, damat geliyor. Hey, damat geliyor, damat. Şişt, bana bak. Kim geliyor, kim geliyor? Eski sevgili Hüseyin mi geliyor? Hiç tanımıyorum. Cemil mi, Selim mi? Kerim mi, Ali mi? Veli mi, Ahmet mi? Evet mi? Hangisi? Ne yaptın, futbol takımı saydın ya? Allah Allah! Değil onlar, değil. Başka biri bu, değil. Ay Allah aşkına çatlatma paşa. Kim geliyor, bir tane isim vermiş sana. İbrahim. İsmi İbrahim'miş. Dur! Damadım. Ne be? Dur. Zıplamayı kes. Yeter, hemen kaynanalık moduna giremezsin ya. Ne oluyor yani? Yıllardır bunu bekliyorum. Kızım bir damat getirsin de onunla baba oğul gibi olayım. Operaya gideyim, sinemaya gideyim, bisiklete bineyim, sosyalleşeyim diye bekliyorum. Hevesimi kaçıramazsın yeter. İbrahim mi? İbrahim olmaz paşa. İbrahim bize uygun biri değil. Hatta o biri bile değil. Ne ya bu? Nasıl bir şey o? O bir çiki manki. Bir çiki manki mi? Ya çiki, ne çiki mi ki? Saçma sapan. Çocuğu görmemişim, tanımıyorsun, etmiyorsun. Neyin ön yargısı bu? Uzaktan gördüm. Ama hiç bize uygun da gelmedi be paşa. Yani ne bileyim, hareketleri falan. Neyse tamam, Çiçek sonuçta birini seçtiyse, eş olarak getirecekse iyi biridir, uygundur değil mi paşa? Hayatım rahat ol sen, herhalde öyle biri ya. Ya ah, geldiler, damadım geliyor, damadım geliyor. Dur sen çok coşkuyla gitme gene. Damadım. Paşa. Hadi açıyorum, gel sen. Hoş geldiniz. Bu ne be? Çiki manki. Tanıştırayım. Babam paşa, annem Yeter ve aşık olduğum adam. Neyse. İbrahim. Kendini tanıtsana aşkım. Ben İbrahim. Kısa ve öz. Direkt ben İbrahim. Oğlum, yok mu bir meziyetin falan? Bir anlat bakalım. Ne yapar bir İbrahim? Nedir? Nasıl biridir? Düzüm. Sanırım şaka yapıyor çocuk. İlk defa gördüm şaka yap. yapmıyor sanırım şaka o. Baba, ben İbrahim'in en çok bu özelliğine vuruldum. Düz bir adam o. Yalan yok, aldatmak yok, laf oyunlarıyla manipüle etmek yok. Basit bir hayatı olan düz bir adam benim aşkım. Düzüm. Onu anladık çocuğum. Düzsün, düzsün. Şey gibi düzsün, mesela bir salon duvarında bomboş bir duvarcasına düzsün çocuğum. Ama Çiçek, evleneceğim adamı getireceğim anneciğim deyince biz de tabii haliyle merak ettik, seni tanımak için soruyoruz çocuğum. Düzlük dışında gün içinde neler yaparsın yavrum? Otururum. Nasıl? Düz. Çocuğum, oturmanın dışında başka yaptığın bir şey var mı? Oğlum biz sosyal kelebekler gibiyiz. Biz hareketli bir aileyiz. Aa, hareket. Aktif bir hayatımız var bizim. Sen de şimdi damat mamat olacağım diyorsun falan, olduğun zaman hani neler yaşayacağız falan, bize bir ipucu ver, bize biraz hayal kurdur be oğlum. Kurdururum. Hah, hadi. Televizyon bakarım. Düz dururum. Çay içerim. Anamgille otururum. Anamgil akşamları erken uyur. 10 gibi. Ben daha geç saatte yatarım. 10:30 gibi. Saat 10. Haydi analar uykuya. Dayımgil de bizdedir. O gece çay içmez. Çarpıntı. Ya. Ne kadar yalın ve anlaşılır biri değil mi? Kızım senin 4,5 yaşındaki kuzenin Ali Efe bundan daha iyi anlatır bir günlüğü.
komplike çocuk anlattı. Bu nedir bu şimdi? İşte babacığım, İbrahim komplike değil, düz. Yani benim hiç aklım kalmıyor. Beni aldattı mı, arkamdan bir iş mi çevirdi? Yok, bunların hiçbirisi yok. Sıfır korkum, full güven. Ay aşkım! Tamam oğlum, tamam. Tamam, sağ ol. Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam, evet, sağ ol. Hadi, ben de yapıyorum hanımıma bak. Bu kadar yeter. Tamam, fazla yapma. Yavrum, güven önemli de. Şimdi çocukcağız bizde yani aileyle ayak uydurması falan gerekiyor ya. Bizim yaşantımıza biraz da uyum sağlaması gerekiyor bu çocuğun. Oğlum, senin var mı bu ilgilendiğin bir spor branşı falan, bir şey yapıyor musun? Oo, spor severim. Hah, bak, vallahi neşelendim şimdi. Hadi anlat bakalım. Ha. Televizyonda maç izlerim. Gol olursa sevinirim. Gol olmazsa sevinmem. Misal, offside olur. Sinirlenirim. Hakem sarı kart gösterdi. Eyvah. Üstüne bir sarı kart daha. İkinci sarı kart. Amanın. Ya. Ama yavrum, şimdi bunlar senin başına gelenler. Şöyle anlatayım çocuğum, biz aslında şunu merak ediyoruz. Şimdi Çiçek'in de hep eski sevgilileri sporculardı. Yani. Hep hareket sporculardı. Onu soruyorum sana. Senin hayatında şöyle spor var mı? Ne bileyim, koşmak olur. Ne bileyim, uzun atlama. Ne bileyim, ok atma, gülle atma. Böyle şeyler var mı çocuğum? Atarım. Ah, çok güzel. Mesela ne atarsın? Tavla atarım. Yazın dayımgile gidilir. Dayımgille tavla atarız. Zarı sallarım. Zar gelirse kapı alırım. Gelmezse alamam. Ama oyunu alırım. Ne yapıyor? Boğuluyor mu o? Ne oldu? Ne yapıyor? Yok yok, gülüyor, gülüyor. Aklına bir şey geldi. Tavlayı alınca oyunu alırsam dayıma derim. Dayı, koltuk altın sökülmüş. O da bakar. Tavlayı oraya sokarım. Komik bir şaka olur. Gülünür. Yeter. Biz ne izliyoruz ya şu an? Maymunlar cehennemi iki. Bari spor falan yapardı yani. Ne sporu? Babacığım, taktınız sporda spor yap. Bu neymiş? Ne oluyor lan? Ya bir insanı. Kızım bak, sinirlenme. O da sinirleniyor. Sen yapmayacaksın. Bir insanı insan yapan yaptığı spor mudur? Kızım tamam, haklısın. Haklısın anneciğim. Tamam. Paşacığım şimdi haklı, doğru söylüyor kız. Yani biz de bir insanı yaptığı spora göre de değerlendiremeyiz be paşacığım. Değil mi kızım? Haklısın. Şöyle diyelim, belki de bu çocuğumuzun belki de başka bir eğlence seçenek belki de vardır. Hayatını başka şekilde eğlenceli kılıyordur. Öyle değil mi? Değişiklikler yapıyordur. Misal, biz paşa amcanla çocuğum yurt dışına seyahatlere gitmeyi çok seviyoruz. Uzun uzun seyahatler yapıyoruz yabancı ülkelere. Senin böyle bir merakın var mı mesela yurt dışına? Çıkmışlığın var mı yavrum? Oo, yurt dışına çok çıktım. Ha, tamam işte, anlat oğlum, nerelere gittin, anlat bak. Arkadaşlarla yurdun dışındaki bakkala giderdik. Hazır çorbayla çekirdek alırdık, yurda geri dönerdik. Oo, ne deli dolu günlerdi. Ne diyor ya bu? Çocuğum, yabancı kültürlerden bahsediyorum ben misal. Yabancı kültürler, ne bileyim, farklı dünya ülkeleri. Var mı mesela merak ettiğin bir dünya ülkesi? Konya'yı merak ediyorum. Ulan Konya yabancı kültür mü? Konya bana yabancı. Yabancı bir kültür. Ben Konya'ya hiç gitmedim. Misal, Konya'da çekirdeğe çitlek denirmiş. Ya bu çocuğu... Çok kötü oluyorum ya. Boğuluyor mu benim çocuğum? Boğuluyor gibi sanki çitlek, ha? Ben boğuldum, ben öldüm. Neler dedi bana, duymuyor musun ya? Kızım nefret etti. Vallahi 110 sehpayla evlensin. Bu da hayır damat yani. Şişt, bana bak. Şişt, çok güzel bir fikrim var. Seyret beni.
Kızım, canım yavrum. Başından beri sohbetimizin çay dedik. Çay. Çay. Dur çocuğum. Ha, çay içelim. Evet yavrum, bir dur. Çay. Çocuğum, bir lafımı bitireyim. Aa, değil mi anne, şey böyle. İçeri gitsen de diyorum kızım, çay hazırlasan. Hep çok, beraber, çok çay çocuğum. Çok evet, iyi. Çay. Tamam, demliyorum şimdi. Ben hemen çay demleyeyim, ben gidiyorum. Çay getir, hadi çay getir şunu. Aha, sineği kovalıyor şimdi de bu, bana bak. Vallahi kovalıyor. Ne yapıyor, sinekle mi besleniyor bu? Nedir ya bu? Çok kötü bir tip ya. Hakikaten kötü. Bak, yakalayamıyor da sineği. Böyle ortalama bir danadan falan daha şey bu yeteneksiz. Yani nedir? Ben bunu nasıl götüreceğim el içine ya damadım diye? Bununla gidilir mi bir yere? Nerede? Yine vuramadım. Nereden başımıza geldi? Hayır, hayır! Gitti bitti, bende dedim sinek. Bana vuruyordu, gördün mü? Paşa, paşa. Bana bak paşa. Herhalde senin karın burada boş boş oturmayacak. Bu adamı kızıklayacak halimiz yok. Diyorum ki, şimdi bu çocuk düz dümdüz ama paşa, herkesin böyle gizli de saklı da anlatmadığı şeyler, bazı sırları vardır. Ben diyorum ki çocuğu konuşturalım. Gizli saklı geçmişinden bir şeyleri toplayalım, çiçeğe gammazlayalım. Ne diyorsun? Yeter, sinsisin. Olur, yapalım, yapalım. Yapacağım. İbrahim, çocuğum. Gel çocuğum. Bırak İbrahim, onu. Çocuğum, gel gel. Gel, anne çağırıyor seni, gel. Gel anne çağırıyor seni. Anneyle baba otur. Gelsin. Oğlum o iyi bir şey değil o. Devamla deyip durma. Kötü bir şey o. Paşa. Bu ne ya? Tamam paşa. Adı kaldı evde yani. Paşa dur. Durun şimdi. Dur. Kötü bir şey o. Tamam çocuk bir daha tekrar etmez. Hatırlattıkça bir daha diyecek. Tamam yeter artık. Yok. Çocuğum. O kötü tamam. Bir şey. Tamam ha. Canım yavrum. Güzelce. Ben anne. Tamam, tamam. O baba. Biz bir aileyiz. Çocuğum. Tamam. Yavrum. Öldürecek herhalde bizi bu. Çocuğum, biz bir aileyiz. Aile. Biz de anne baba olarak seni tanımak istiyoruz. Düzüm. Düzsün. Düzsün, dümdüzsün ama. Uhu. Acaba sen de gitsin. Yeter, elini ayağını çek ve her yerini tuttu olan yani. Bu nedir ya? Paşa bir müsaade etmiyorsa ki konuya gireyim. Al bununla oyna, al. Biz merak ediyoruz çocuğum. Senin kesin böyle gizli saklı bir şeylerin vardır. Hani çiçeğin bilmediği falan. Sonunda bizimle paylaşabilirsen biz tam olarak bir aileye dönüşürüz. Senin var mı böyle çiçeğin bilmediği şeylerin? Var. Ha, tamam, tamam bak. Biz çok iyi sır tutarız, tamam mı? Bizden sır çıkmaz oğlum. Anlat bize onların hepsini anlat, hadi. Üf. Üf. Anlatamam. Üf diyor, üstüne de uf uf anlatamam diyor. Ay kesin. Şişt. Ne yaramazlıklar yaptın sen haylaz. Hmm. Ne işler çevirdin sen. Çiçek bilmeyeceksen söyle, söyle. Bir gece. Bir gece, bir gece. Nereye gittin gece gece? Gittim. Ha. Gittik. Oo, nereye gittiniz? Pavyona mı? Şey yapmaya. Oo! Anlat, anlat, anlat. Şu çözül, anlat. Bak bak, havardalığa mı gittiniz? Anlat sırrı. Ver sırrı. Kimle gittin? Dayımla. Ben de dayımla gittiydim ilk. Eski, çok eski. Dayım öldü yeter, niye bakıyorsun? Sırasını şimdi paşa. Geçen sene öldü o da, neyse tamam. Hadi. Çocuğum, demek dayıyla beraber. Dayıyla beraber. Nereye gittiniz? Şş, geliyor, bomba patlıyor, gel gel. Hadi söyle. Söyle, rahat ol çocuğum. Kuru fasulyeciye. Oğlum oradan nereye gidiniz? Sırdan, böyle sır mı olur? Devam et, nereye gittiniz sonra? Kurudan sonra kuru fasulye sor. Çok gaz yaptı. Kim? Gece evde telefonla Çiçek'le konuşuyorduk. Saldım. Çiçek, orada fırtına mı koptu? Gök mü gürlüyor? Gök mü gürlüyor dedi. Baktım pencereden. Yok. Konu kapandı. İyi kapanmış. Ay, zaten. Hay ben senin masumiyetine salayım ya. Çocuğun, yavrum, böyle bağımlılıkların var mı? Ne bileyim, kumardır, çapkınlıktır,
böyle bağımlılığın olan bir şey var mı yavrum? Bağımlıyım. Ha, şimdi hadi buradan yakaladık. Söyle bize işte, anlat bunları hadi. Söyle çocuğum. Çayın yanında çekirdeğe bağımlıyım. Bitirmeden kendime gelemiyorum. Bir başladığımı bitiriyorum. Çekirdek. Çitlek. Ben bu çocuğu görünce yağlanıyorum. Spor yapasın, barfiks çekesin falan geliyor ya. Evet. Oğlum sen geç, ne yapıyorsun? Tamam. Eve. Oyun oynadık azıcık sen ya. Oğlum tamam, eve seni mi? Çay. Çay geliyor. Demleniyor şimdi. Siz ne yaptınız? Neler konuştunuz? Ne yapalım yavrum? Tutunacak bir şey aradık işte. Ama Çiçekciğim, güzel kızım. Şimdi biz tabii yakından tanımak istiyoruz. Oturuyor, düz, dümdüz. Hani bunları anladık da. Yani farklı bir şeyleri yok mu bu çocuğun? Güzelim, böyle değişik şeyleri be yavrum. Mutfakta denemeler yapmayı severim. Aa, gurme. Füzyon mutfağıyla ilgileniyor belki de. İyi güzel yavrum, neler denedin en son? Sarı gazozla kolayı karıştırdım. Vizyonuna senin ya. Ne yapıyor, bir enerji emaresi gösteriyor. Patlamasın bu, ne bu? Yok yok, çişi geldi. Hoş güzel. Aşkım, hadi bak orası. Hadi git. O kapı, ha? Hadi git, hemen git. Kapı kolu, kapı kolu bir tanem. Tut kapı kolunu. Ha, kolu çevir. Ha, yok yok. Aşkım, kapının kolunu tut, çevir. Çek kendine. Öyle değil. Hayır, kapının kolunu tutup... Yeter, ben bayılacağım, yeter. Hayır, kapının kolunu çevir. Çocuğum, 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 yavrum. Kapı bu ya misal. Kapı bu ya çocuğum. Kapının topmağı ya bu çocuğum. Tutuyorsun, tuttun bunu. Tuttu, tut bunu. Çektin, tamam mı? Bu şekilde çıkış yapacaksın. Hadi çocuğum, ne olur. Bak, baba deliriyor artık. Hadi. Nereye çocuğum sen? Bırak gitsin ya, vallahi gitsin. İbrahim! Gitsin ya! Kapıyı kırdı, duvarı kırdı girdi. Çocuğum, Allah aşkına. Çiçek bir şeyler söyle ama olacak gibi değil. Aşkım, tut kapını kolunu. Ha. Oğlum çıkın gitsin lan, eve yapacak. Bence yapabilirsin. Gösterin. Ya, ya gösterin aşkım, şunu. Aşkım yapabilirsin. Oğlum çık şunu, gel. Göster şunu. Çık git. Git şuradan, git. Ha? Ne ya? Kapıyı kapatma. Kızım biz sana ne yaptık ya? Ne kötülük etti kız mı sana? Her şeyi sen yapsak hayatta, bu nedir, bu ne bu? Bizden intikam mı alıyorsun? Ne şimdi bu, bu ne bu? Ne alakası var baba ya? Ben kendi sevebileceğim bir adamı arıyorum. Size ayak uyduracak birini değil. Ya ne ayak uydurması ya? Bu benim ayakkabımı bile bağlayamaz. Siki mankimidir nedir? Şiki manki paşa. Ama ne şikimsin işte, bana ne? Bence biraz abartıyorsun. İzle de gör. Bence abartıyorsun. İzle gör şunu. Çok abartıyorsunuz. Aha, elde kaldı. Dur, ben açıyorum şey. Aç. Heh, hadi bakalım. Sağ ol. Çişini mi davet ediyor? Ne yapıyor? Hareketleri. Yavrum, evladım. Ayakkabım çözüldü de benim belim biraz rahatsız. Sana zahmet şunu bir bağlayıver be gülüm. Hadi. Tabii, bağlarım. Ha, hadi. Neşeli pandalar var ya videoda. Aynı neşeli pandalar. Bak duruşu bile panda. Kız gerçekten bu panda falan mı? Bizi mi kandırıyorsun? Ah.
Oğlum ne yapıyorsun? Araba mı o? Arabanın altına yattın. Bırak bağlama, istemiyorum. Kalsın aşkım, öyle. Aşkım, gel sen aşkım. Uğraşma. Çok yoruldun. Gel. Kangren olacağım. İyice sıktı ya. Ne yapıyorsun? Tamam bırak. Yavrum bırak. Bırakın. Ne yapıyorsun? Ne bu? İşte teknik olarak ayakkabını bağladı. Sonunda girdi ağzının içine. Tükür. Ne yapıyorsun? Yuttum. Neyi yuttun lan? Sineği mi yuttun? Hey! Kim ne? Birini mi bekliyordun? Vallahi belki de biri seni bekliyordu. Kim? Özel bir misafirim var. Kim ya? Davet ettim. Az evvel mesaj attım. Şuraya bak ki. Kim o? Geliverdi. Kim geldi? Yok artık. Çiçek, sevgilim. Eski sevgilim diyecektin herhalde. Gelsene İbrahim yanıma. Tanıştırayım. İbrahim yeni sevgilim. İbrahim, elini merhaba. Uzatsana aşkım. Hayır, şimdi çok klasik laf olacak yeni sevgiliye söylenir ama gerçekten bula bula benden sonra bunu mu buldun? Hüseyin, ne olmuşsun sen ya? Öf. Nasıl başladın? Vallahi canım? Ayrılık yaramış adam. Ne yaptın? Yemeden, içmeden spor mu yaptın? Aa, taş çocuk, taş ya, çiçek. Çok sağ ol baba. Ben o taşı düşürmek için çok uğraştım. Böbrek taşı. Boğuluyor adam, boğuluyor. Gülüyor, gülüyor. Ha? Gülüyor, gülüyor. Biz de boğuluyor zannettik. Gülüşü öyle gülüyor, garip gülüyor. Şimdi kızım, kızım. Şimdi onun yüzüne yüzüne söylemek gibi olacak ama... hakikaten şimdi böylesi varken öylesi... neden yavrum? Hayır sever misin sen anneciğim? Bunu seç, bunu seç, bunu seç hadi. Ya baba ne yapıyorsun? Çocuk gibi Allah Allah, ben sizin seveceğiniz değil... kendi seveceğim bir adamı arıyorum. Ayrıca bu sizin çok sevdiğiniz Hüseyin bana neler yaptı sizin haberiniz yok. Ya şu geçişe sebep olacak ne yapmış olabilir mi? Ben duyabiliyorum. Kusura bakma kardeş. Kusura bakmıyor canım, o duyabildiğine seviniyor şimdi. Anlat bakalım, niye Hüseyin değil? Biz de bilelim sebebini. Bir kere bizim birlikteliğimiz boyunca bana çok kötü davrandı. Hep yalanlar söyledi. Ya biz ayrılana kadar ben bunun umurunda bile değildim. Çok genel sebepler gibi geldi bana bunlar ama ya. Bence de çok genel sebepler gibi geldi bana da bunlar ama ya. Aynen. Ya bir örnek ver bari. Tamam. Bana haber vermeden, bana söylemeden arkadaşlarıyla kaymaya tatile gitti. Heves ettim, sosyalleşeyim dedim ya. Heves etmiş, sosyalleşmek istemiş. Ama tatil boyunca benim telefonlarımı asla açmadı. Heves ettim, bara gittim, ses yüksekti, duymadım ya. Heves ettim, yani... bara gittim, ses yüksekti, duymadı ya. Telefonlarımı açmamasının sebebi beni aldatmasıymış. Çüş. Heves ettim. Oğlum şimdi senin hevesini kursağına tükürürüm bak. Git! Bak o kadar da değil. Hadi. Hadi seni süren doldu. Hadi bakalım. Ha, önce hadi. Çağırıyorsunuz, sonra kovuyorsunuz. Hadi anca gidersin, hadi. Ya yani wow. Wow. Çiçek, ben de gidiyorum. İbrahim, sen nereye gidiyorsun? Çiçek, ben birini sevdim mi, çok severim. Seni de çok sevdim, düz sevdim. Ama eğer anangiller beni istemiyorsa ben giderim. Çünkü aile önemlidir. Anne babanın sözü dinlenmelidir. Annenle oturursun. Televizyon bakarsın. Mandalina soyarsa yersin. Soymazsa yemezsin. Çay içersin. Düz durursun. Ana baba baş tacıdır. Onları dinlemen gerekir. Ben gidiyorum. İbrahim dur oğlum. Dur dur, gidemez zaten o anca. İbrahim. Yavrum gitme. Vallahi özür dileriz be çocuğum. Biz senin kıymetini bilemedik, anlayamadık. Pardon. Kızım, kızım.
gerçekten özür dileriz. Yani İbrahim düz ama düzgün biri. Evet. Yani biz seni çok üzdük. Biz senden önce kendimizi düşündük. Çok düz düşünmüşsünüz. Gülüyor. Gülelim. Sineği çıkardı. Sinek çıktı. Bende de bir... Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve